Bak. Bak esnedi, yemin ediyorum ağzı ayrılıyor. Kemal Sunal'ın Tokatçı filmi geldi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet efendim, galiba esnediğim zaman neden esnediğinizi merak ediyorsunuz gibi bir izlenime kapıldım. Esnemek, gülmek, en başta gelenler olmak üzere birçok davranışımızın bulaşıcı etkisi var. Bunun sebebi ayna nöron sistemi diye bir sistemimiz var. Bu sistemin temel işlerinden biri bu. Esneyen birisi niye öbürlerini esnetir? Yani bunun faydası nedir? Şimdi niyesi belli. Bir sistem var. Sen esneyince bana diyor ki o esniyor, sen de esne. Peki bunun nasıl bir faydası olabilir? Sosyal bir canlı olarak bizler davranışlarımızı paylaşıp senkronize olabildikçe hayatta kalma olasılığımızı arttırıyoruz. Esnemenin bireysel olarak bir insana ne faydası var diye önce bakalım. Çoğu kişi esneme hareketini ha yapınca hava alıp verdiğimiz için işte oksijen ağzında falan yaptığımızı düşünüyor. Halbuki ciğerdeki oksijen miktarında, işte hava girip çıkma anlamına gelen ventilasyon miktarında bir değişim olmuyor çok fazla. Temiz hava alma amaçlı değil. Ama Japon bir grubun 10-15 sene önce yaptığı çalışmalardan beri biliyoruz ki beynin etrafına bir ısıtıcı bant koyup beyin sıcaklığını hafif arttırdığınızda insanların esneme oranı artıyor. Beyin ne kadar ısınırsa insan o kadar esniyor. Ve beyin ısındığında ya da normal zamanlarda esnerken neler olduğuna baktığınızda ilk olan şeylerden birisi özellikle üst solunum yollarından hızla geçip çıkan havanın buradaki kan dolaşımının ısısını tahliye etmesi ve aslında dolaylı olarak beyin sıcaklığını biraz düşürmesi. Yani tam çözemesek de beyin ısınmasıyla esneme arasında bir alaka var gibi. Beyni soğutucu bir reaksiyon gibi. Fakat beyni soğutmak için başka yollarda bulabilirdik ve bu bulaşmayı tam olarak açıklamıyor. Yani esneme mesela niye bulaşıyor? Bazı araştırıcılar özellikle evrimsel davranışla uğraşan araştırmalar, karşılaştırmalı etolojiyle uğraşan, etoloji bu arada davranış bilimi demek hayvanlarda, uğraşan araştırıcılar diyorlar ki mesela ben evde esnediğimde benim köpek de esniyor. Yani canlılar arasında da bulaşabiliyor. Mesela köpekler, maymunlar falan da esniyorlar biliyorsunuz. Esneme aslında bir yandan da bildiğimiz gibi sıkıldığımız bir derste de sık yaptığımız bir şeydir. Orada muhtemelen diyorlar bir sosyal sinyal devreye sokuyoruz. Mesela diyelim ben ders anlatıyorum. 3-5 öğrenci esnemeye başladı. Bu beni de esnetecek kadar bana etkili bir sinyal ama aynı zamanda bana şunu söylüyor. Bak millet esniyor, artık dersi bitirmenin zamanı geldi. Ve herkes esnemeye başladığında da artık o bulunan ortamda bir değişiklik yapılmasının zamanının geldiğine dair sözsüz bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Gülme de aynı şekilde bulaşıcı. Gülmeninkini anlamak çok daha kolay. Çünkü güldüğümüz zaman iyi hissediyoruz. Birileri gülüyorsa iyi hissediyordur. O zaman bir tehlike yoktur. Ben de ona gülerek katılayım. Tehlike daha da azalsın. Bundan ben de istifade edeyim gibi. Sosyal destek mantığına dayanan bir refleks, toplumsal refleks. Ama bunların tamamının benim için hani bizi izleyen herkesi ilgilendiren bir tarafı var. Esneme bulaştığı gibi, gülme bulaştığı gibi çatık kaşta bulaşıyor. İyi davranışlar, kötü davranışlar da bulaşıyor. Biz bütün davranışları bir hastalık gibi yahut şifa gibi etrafa yayabilen canlılarız. O yüzden kaşlarınız çatık evden çıkarken etrafa saçtığınız duygusal mikropları da düşünmelisiniz. O yüzden sabah bir gülümseyin lütfen. Bunu diğer insanlara borçlusunuz. Gülümseyerek çıktığınızda dünyada size gülümseyecektir efendim.